Karizmatik gel. Bir omuz gittiğinde biri geride kalsın. Öteki ulan ben de onun yanına gitsem mi desin. Gele siyej alayım. Efendim? Gelme müziği. Gele siyej. Seyirci gülmeyin her şeye. Bir tek çıkışı var buranın biliyorsunuz değil mi? Buradaki herkes neydi? Buradaki herkes bir zamanlar bir top tohumdu böyle. Oraya geç. İşte emzirildi. O kadar gitme. O gitmiyor. İnsandılar. Buradaki herkes insan. Şimdi ne oldu? Evet. O abla buraya gelmeden önce en son ne tüketmiştir? Bir ablaya sorun. Bana ne soruyorsun? Ben ne bileyim. Arkadaşım sen bak yüzüne tahmin et. Bana daha ziyade fondöten gibi geldi. Süper. Tamam. Harika. Pazarlamacı olarak git bir eve bunu pazarla. Birincisi geldi. İkincisi geldi. Üçüncüsü geldi. Ben ablayı alıyorum. Arkadaşım. Ne o? Eski moda ütü mü? Ben anlamadım ki onu. Semaver. Semaver. Arkadaşım şaka yapma. Müslüman arkadaşım. Arap ol gel. Otomatiğe bas. Ya daha bugüne kadar 1,5 senedir konuşmadı. Nasıl Arap olsun bu? Ben olurum. Arapça pardon de. El pardon. Şükran şükran de. Şükran yok mu? Ha pardon çok özür dilerim. Ben tamam. Adam zaten papaz olacağız. Niye karısını soruyorum diye. Şükran. Başka bir isim seç. Arap olmasın. Bu tamam. Ne ismi? Muhsin. Muhsin. Ecik. Ecik kim? Daha tam oturmamış herhalde. Ecik koymuşlar. Bas şimdi konuşmaya. Sen değil. Müslüman arkadaşım konuşmaya bas. Kimsin? Sen kimsin la? Arkadaşım. Ama ben girişirim öyle ters konuşmasın. Kimsin? Ben Muhittin. Muhittin kim? Ben. Tanımadım kardeşim görüyorum kafamda kameradan. Tamam ne soruyorsunuz o zaman abuk subuk sorular. Arkadaşım. Ben bunu döverim vallahi döverim. Pazarlamacısın sen. Yaklaş kapıya iyice dayan. Yaklaşın aranızda sadece bir sunta var. Delikten öpeyim mi ben onu ya? Artık bayağı şey olur. Arkadaşım aranızda bir sunta var yaklaş. Bir gözünüzü kapatın bir gözle bakın. Açık olanla bakın ama. Yaklaş kapıya iyice dayan. Muhsin Bey tam anlamıyorum ama siz hangi delikten bakıyorsunuz? Ben çünkü buraya doğru bakıyorum. Muhsin Bey hakikaten siz nereye bakıyorsunuz? Niye filminiz var anladım. Muhsin Bey bir çay may koyun bari ya böyle. Muhsin Bey. Evet. Buyurun sizi dinliyorum. Siz ayakta kalmayın ya. Buyurun buyurun bir 10 dakika sürecek o Müslüman kadar. Müslüman arkadaşım kal ayakta. Müslüman arkadaşım. Nasılsınız nasıl gidiyor her şey? İyiyim canım sen nasılsın? Ağzını bunu kırarım bunu. Vallahi kırarım yani. Arkadaşım ne oldu adam sana canım diyor. Ya 2 kat yürüdüm zaten kanter içindeyim. Canım nasılsın tatlım. Bu ne ya? Öyle bir şey yaptı mı adam? Merhabalar nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Ben sana nasılsınız diyorum sen de bana nasılsınız diyeceksin. Arkadaşım. Ha, ben geriliyorum. Şu an ismini zikretmeyeyim isterseniz bir firma adına geliyorum. Çok yeni bir mamulümüz var. Efendim bunu size tanıtmak istiyorum. Tabii buyur tanıt. Bu işte. Arkadaşım. Arkadaşım. Ben kendim kaçındım tamam. Yenge de geldi. Yengeye saygılarını sun sempatiyi kazan. Merhaba yenge nasılsınız? Çok memnun oldum ya. Öpme kadını. Samimi olsun diye. Çünkü sempatik olursam ben malzemeyi satabilirim diye. Muhsin ağzını burnunu kıracak. Kaç yıllık evlisiniz? 20. Süper. Tam aradığım aralık. İşte bunu gece çocuklar yattıktan sonra. Haydi bakalım. Haydi Muhsin. Yani. Muhsin. Etkilendin mi? Hayır. Tabii ki etkilenmedim. Vallahi mi? Bir de yengene sor. Bir de yengene sor bakayım. Sen sor. Tamam. Yenge ne düşünüyorsunuz? Tabii bu çok güzel bir şey. Aynı zamanda karyolanın dibindeki prize takıyorsunuz. Işıklı ışıklı. Muhsin neredesin? Yani bu tarz olabiliyor. Örnekle anlat. Muhsin eve gelsin sen yenge ol. Buyurun. Ben niye yenge oluyorum? Arkadaşım yenge örneği bilmediği için örneği anlatamaz. Ama bu oldu mu sana bir ok işareti? Aha da böyle bütün evi dolandız. Okun ucu nerede? Hep
geceye bağladınız. Hayır, ışıklı olduğu için gündüz çok saçma. Boşuna elektrik sarf eder. Gündüz hiç gözükmez. Bu görükmez yani. Gece astın mı bütün mahalle bak bizim donlar efendim baby doll'ler hepsi burada yani. Tabii. Niye kadın iç çamaşırlarını asıp da mahalleye göstersin? Asmadan gösterirse daha büyük bir rezalet. Bu o bozuk arkadaşım. Bu mu arkadaş mı? Arkadaş. Devam et. Ben mal gibi kapıda kaldım ya. Bir kız gelsin. Yok yok, böyle sinirlen yani. Bir kız gelsin hemen. Arkadaşım ev iş gücünü bilmiyor musun? Bilmiyorum. Atacaksın bir şey çekeceksin. Ne kadar emiyor o kadar göreceksin. Ben ne bileyim. Ben bir de şey istiyorum. Basınca düğmesi de kablo içine girsin. Ha, ben de dünya barışı istiyorum. Hadi gidip alalım. Ne kadar tatlı. Tamam, bunu aldınız mı? Bir hayır, hayır, bir şey gördüm içinde. Bu iyi emmiyor galiba. Bakar mısınız? Evet. Bak, bak bunlar ne? Hayır ablacığım, sizin ev pis. Bir koyduk makineyi, leş oldu yani. Şimdi bunu süpürüyorum isterseniz. Şebnem Hanım etkilenmeye başladı. Şebnem Hanım'ın etkilendiğini hissediyorum şu an. Şebnem Hanım gerçekten. Yüklen. Yükleniyorum. Haydi bakalım. Öyle değil. Ha, şey, Şebnem Hanım. Onun üstüne geçin. Alın karlı çıkarsınız. Arkadaşım, Şebnem Hanım belki de bir izdivaç arıyordur. Evet, bununla evlenebilirsiniz. Onunla bakın. Değil. Ha. Biz süpürgeyle beraber damat arıyorduk. Hem ruh hastası bir aileye geldim ben ya. Ben 30 yıldır bekarım da. Arkadaşım. Ya yalnız o zaman fiyat artar söyleyeyim. Arkadaşım. Ha? Efendim. Normalde bunlar 50 peşin, 10 ay 50 taksit avrodan veririm sana. Ama hadi dersen niyetim ciddi, 70 euroya komple bırakırım. Kardeşim, benden buna 20 euro çalışır, daha da bir kuruş vermem. İyi, sen o 20 euroya çalıştır, sonra ara beni. Nereye arkadaşım? Gidiyorum sana. 36,5. 38 dedim. Kaldır kafaya doğru. 37 en son. Ha, 37 de sende kaldı. Eyvallah, tamam. Ne oyuncu, ağlıyor musun? 50 kere sorma ya. Ağlamıyorum, gözüm ışık açtı. O zaman sesin niye gitti? Oradan da ağzıma kaçtı. Ne saçma bir annem var benim ya. Biz Süreyya'nın ruh hastası mı bizim ya? Arkadaşım, kibritçi kız hikayesini sana okumadılar mı çocukken? Hep okudular. Benim o sırada başka bir işim varsa demek denk gelmedim yani. Yoksa güzel hikayeleri hep duydum, şeyini duydum yani. Hep okudular, bir kibritçi kızı mı okumadılar? Bir onu okumadılar. Ne okudular başka? Birkaç kibritçi kızı okudular, bir kibritçi kızı okumadılar. Ah, geçenlerde anneme iyi gelsin diye 2 kilo armut almıştım. Şimdi bu adamın önünden nasıl geçeceğim? Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Borcu siliyorum. Manavın önünden geçerken 2 kilo armut borcu olduğu aklına gelir. Borcu oldu. Borcu. Bir de ne görsün? Mikrofon. Marketçi Coşkun'un önünden geçiyor. Oo, bildiğimiz Coşkun mu bu? Coşkun biraz ters bir adamdır. Coşkun'a da 2 kilo pirinç borcu vardır. Ayakla pirincin taşınısın. Olayın sonu belli. Arkadaşım, olayın sonundan sana ne? Coşkun abi bak, öyle söylüyorsun ama sabahtan beri ağzıma bir lokma. Coşkun abi! Arkadaşım! Çünkü adam takmış ya borcu, ben belki... Biz Coşkun abi al sahneye çabuk. Eğil. Ne oldu İnci de? Ne oldu İnci? Oho! Arkadaşım. Ne oldu değil, ne olacak? Arkadaşım yatsana. Baygınsın. Nasıl olmadı? 2 kilo pirinç şey yapamadım. Bayıldım yani. O kadar... Bırak numara abi olsun. Kalk ayağa. Ben bu dükkandan çıkamam gibi geliyor bana. Coşkun abi. Geliyor mu Lale'nin otobüsü? Hayır. Bak geliyordur. Geliyor. 222 mi? 222. Ben diagonal baktım için tek 2 gördüm. Tamam. Durdu mu? Durdu. Durdu. Floş, kapı açıldı. Aa, açıldı ama öbür tarafta. Buradan geldiği için. Kaça veriyorsun? Ne biçim konuşuyorsun lan? Arkadaşım! Nasılsınız? Ben İnci. Merhaba, ben de Muhittin. Ulan bu ismin telifini alsaydım yaşamıştım. Yıldızların altında deniz kenarında dans etmek, bu havada böyle titreye titreye dans etmek istiyorum. Aradığın kişi benim. Evet. Isınabiliriz.
Hocam ben Deniz Kenan diyorum, arkadaş su kaçırmayı düşünüyor. Yalnız yani kontrol etmezseniz ben hakikaten bundan son kibritlerim olabilir. Evet, ben böbrek hastası. Muhittin, dans pozisyonu al. Gel. Nasıl bir ortamdasın? Ailemle yaşıyorum herhalde. Babam mı? O hepinizin babası sayılır. Padişahın o senin. Aa, ben de donör falan sandım. Gir içerisin ve sarayın süt ürünleri başısın. Ne gülüyorsun lan? Sen ne başısın? Ha şey oldu. Arkadaşım, pardon. Sütü uzatarak cama doğru söyle. Sütü uzatırım cama kadar. Arkadaşım. Taze yumurta. Süt cama doğru. Taze yumurta süt. Heybe senin sırtında. Ya bütün heybe benim sırtımda. Bir de onlarla uğraş. Arkadaşım, heybe şey boyundan atılır, sağına soluna eşeklere takılır. Ondan var sende. Ha, o yönetmende var ondan. Alabilirsiniz ondan. Kızlardan birini görür kesilirsin. Çok beğen bir tanesini. Arkadaşım. Kız gel de ki aşkını ilan et. Sen beni ancak bu dertten kurtarabilirsin falan. Ver gazı çocuğa. O yani. Nasıl bir cümle? Sen beni ancak bu dertten kurtarabilirsin. Başka da bir halta yaramazsın. Demek başka bir şey. Sen beni ancak... Arkadaşım al bilgülü istediğin yere koy. İma etme. At aramaya gidersin. Sen geç babanın yanına otur, müzik dinle. Lan ben nerede bir at bulsam ya. Arkadaşım zibidi mibidi deme. Sütünü alacaksın, ikna et. Hadi bakayım. Maşallah sen ne kadar tatlı bir şeysin. Ne kadar güzel bir şeysin ya. Vallahi bir... Oo, hocam seni de kızdırmaya gelmiyor. Sert bir yapın var yani. Arkadaşım. Sen bana bindin ya. Şimdi artık benim dostumsun. Ya senin şu anlayışın insanlar arasında olsa... Ama sen beygirsin. Arkadaşım. Ha daha şey mi? Efendi böyle. Beygir. Senin gibi böyle yağız, güzel, efendime söyleyeyim, ne bir şahsına münasır bir atın sütüne ihtiyacım var. Geç onu bir kere. Hayır. Ne yapıyorum? Anlamadım ki. At sana dedi. Sen ondan daha iyi atsın. Geldin mi Yeniçeri? Geldim balım, geldim. O zaman gir içeri. Nasıl kafiye? Hoş geldin Yeniçeri. Eyvallah. Gir içeri. Dön sola. Bak kızıma. Hocam. Ver sütü. Ters ütü. Ne bu? Onu da mumcuya takar. Padişah piyanoya geçer. Bir eski zaman müziği çalar. Sırf ses aldığı için görüntüye gerek yok diye düşünüyorum. Her şey on numara da ayakkabılarla çorap offside. Alo? Öyle mi alo denir? Alo? Arkadaşım! Bilmiyorum ben masa... Öyle mi açılır? Sizde Bali masajı var mı? Var ama torbanı kendin getirsin. Selülitlere ne düşünüyorsun? Efendim? Selülitlerime ne düşünüyorsun? Çok beğendim vallahi, yakışmış. Arkadaşım! Masaja hazırla adamı. Bir, lütfen o zaman bir masaja hazır olun siz. Ben eğilemiyorum bu pantolon. Birazdan patlayacak diye korkuyorum yani. Prodüksiyon, mum varsa mum gönderin. Evet, önce bir akşam yemeği yiyelim. Birbirimizi tanıyalım. Ben sizi tanımak istiyorum çünkü. Kime masaj yaptım bilmek istiyorum. Ne içersiniz yemekte? Önce sırt üstü yatır. Şu yatmış hali bu. Yüz üstü yatır. Yüz üstü çok güleriz ya. Arkadaşım müziğe göre yavaş hareketlerle, büyük büyük hareketlerle, yuvarlak... Ne yapıyorsun? Pardon, müzik havaya sokuyor insanı, pardon. Kafa gitti bir an. Merakla bekliyorum. Merakla bekliyorum. Daha ne kadar uzatacaksın? Daha ne kadar uzatacaksın? Haydi öp beni. Sana söylüyorum. Ha, arkadaşım! Ha, pardon ben...
Benim repliklerim sandım, pardon. Koy, ayağa kalk. Oradan bütün kötü elektriğini çekiyorsun, söyle ona. Sonra nereden atıyorum affedersin? Masaj nereye gidiyor ben anlamadım. O ayakkabıyı çıkar. Bir 20 dakikamız var mı? Adamın altı tekerlekli. Çok gülerse sahneden aşağı gider. Gerçekten mi? Orası değil. Pardon. Çok özür dilerim. Buldun mu? Buldum, burası. Oraya dokunduğun anda sağ kol omuzdan itibaren yukarı gidecek. Bak bakalım oluyor mu? Hadi lan. Burada. Evet. Mümkün değil. Birleştir. Bir karış aç. İleri geri, ileri geri. Ben mi, eller mi? Eller. Ha. Şimdi kuyruk sokumuna ayağınla basıp kolları iki taraftan kendine çekeceksin. Sonra dizinle belin ortasına bastıracaksın. Oradan küt 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 sesi gelecek. Kalp sesi değil mi? Tam ölmeden önceki kalp sesi o. Bekliyorum sizi. Sadece kafamı yasladım. Korkacak bir şey yok. Sonra havandan geçilmez. Kızlar bir tarafta huu diye saldırırlar. Kızlar erkekler... tanımıyor ki beni. Niye? Huu diyorlar. Seni gördükleri için seviş nidası o. He. Ayak parmağı kalkarsa çok saçma. Topuktan iki parmak kalkacak. Topuktan inecek. İki parmak kalkacak. Evet. O nasıl olacak? Duvara koyuyor, parmaklar arkadan mı çıkıyor? Volkan, koy parmağını ölçsün. Gel, koy koy gel. Çocuğun eline sakın basma, kameraman. Kameraman, gözüne basma desen anlarım. Elini niye basmıyor? Sana zoom giriyor. Geçmiş olsun. Sen havalara girdin o sırada. He, ben. Çünkü şımartılmışsın. El üstündesin. El üstünde. Oy. Çok etkilendim. Sağ ol. Boğayı öldürme biçiminiz çok müthişti. Ne sapık insansın sen ya. Mahallenin çocukları ona laf atarlar. Ağzını bunu kırarım onların abi. Sağ arkadaş, ne işler var sokakta? Hangi yer psikopat, yapma kendine. Allah'ım. Çocuk Allah'ım. Onlar. Sen onların idolüsün. Bu takılın amca. Ne? Ne var? Bu takılın amca. Efendim? Bu hafta boğaya nereden takacaksın? Sen annem baban yok çocuğum. Böyle saçma işlerle uğraşmayın. Dersinize çalışın. Hadi bakayım. Demek öyle ha. Benim için bir şey söyledi mi? Senin için Karlar Düşeri istedi ama repertuarımda yok. Arkadaşım ne söyleyecek senin için? Oradan geçti gitti. Aman o şaka mıydı? Ay dur. Arenaya gidip de güleyim. Otur bir sen arkadaşım. Isabella. Niçin suratın düşük? Beni görünce niçin sevmek? Çünkü sen El Diablo'nun karısı Dolores'le beraber... karısı değil, sevgilisi Dolores'le görülmüşsün. Kimin karısı? Sen kimle konuşuyorsun be? Kimle konuşuyorsun? İşte sen böyle çiğ bir insansın de. İşte sen böyle çiğ bir insansın. O yüzden şemsiyeyle geziyorum. Ne alakası var? Çiğ düşebilir. Senin sevgilin olduğumu bütün İspanya biliyor. Benim küçük düşünmeye hakkın yok Butrogenio. Arada mesaj mı geldi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eyvallah. Ben kayıt yaptıracağım. Tabii. Hangi boğaya? Hangisi müsait? Gazetede bir tane haber okudum ben. Türkiye'den acayip azgın bir boğa getirmişler. Onun güreşi yarın mı? Ha, tosunu diyorsun. Yazan mı tosun, boğa mı? Isabella de. Niye, araya reklam mı alacaksın? Beye bas! Konuştuklarımızı kaydediyorsun galiba. Önünde mikrofon var çünkü. Niçin? Yürü! Yürü, hadi! Sen yürü! Ha, ben... Çok özür diliyorum, tamam. Gel. Kız arkadaşınız var mı? Şu anda yok. Ha yok. Önceden vardı ama.
Biraz ne olacak? Çünkü boynuz var o yüzden. Çok teşekkür ederim.